Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuklarım Alneo Direktörü Zehra Aksoy ve Param Satış'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlknur Uzunoğlu. Her ikinize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Her iki konuğumla birlikte bugün önemli konulara değineceğiz. Özellikle fintechlerin birbiriyle yaptığı işbirlikleri ve bunun sektöre katkılarını değineceğiz. Yine Cepbus Türkiye'nin çok gündeminde finansal teknolojiler alanında. Cepbus'un fiziksel POS alternatiflere göre avantajları neler? Cepbus kullanımının alanları neler? Bunları işletmeleri, özellikle mikro taraftaki işletmelere ne gibi faydalara sağlıyor? Detaylı bir şekilde konuşacağız her iki konuğumuzla. Zehra Hanım, öncelikle sizden başlamak istiyorum. Ya Alneo'nun kuruluş amacı ve faaliyetlerinden. Siz aslında Inşa Ventures çatısı altında bir ürün olarak konumluyorsunuz. Aynen. Daha önce Inşa Ventures'tan yöneticileri ağırladığımız için biliyoruz. Ancak her bir ürün daha sonra bir şirket olarak da hedefte, evet, nihayetinde spin-off, aynen, exit olmak. Dolayısıyla sizden detayları alalım. Tabii ki. Şimdi Alneo'nun kuruluş amacı aslında KOBİ'lerin finansal sorunlarına çözüm bulma noktasında şekillendi. Malumunuz 2021 TÜİK verilerine göre ülkemizde 3,5 milyona yakın KOBİ var. Çeşitli endüstrilerden işletmelerin yer aldığı bu büyük ekosistem hep aynı finansal sorunlarla karşılaşıyor aslına bakarsanız. Nakit akışını koruma, pazar payını koruma, finansmana erişim, kurumsallaşma gibi başlıklarda toplanıyor bunların finansal sorunları. Nakit akışını hali hazırda nakitle, banka havalesiyle, banka ve kredi kartıyla veya çek senet gibi ödeme alternatifleriyle hallediyor bunu işletmeler. Biz de kartlı tahsilatlar noktasında yeni nesil Cepbus çözümümüz olan Alneo uygulamamızı hayata geçirdik. Alneo hem iOS hem Android cihazlarda çalışan bir uygulama, Cepbus çözümü. İşletmelere tek bir uygulama üzerinden tüm banka kartlarına tek ve taksitli seçim olanağı sağlıyor. İster yakından ister uzaktan 4 farklı ödeme yöntemiyle bunu sunuyoruz işletmelere. Tabii biz startup olarak çıktığımız bu yolda 2,5 yıldır canlı olan uygulamamızın sürekli artan müşteri sayısı, hacmi ve işlem adediyle oldukça güzel bir gelişim içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Sayısal verilerle desteklemek gerekirse 2021 yılı verilerine baktığımızda %168'lik hacimsel büyüme, %74 işlem adedinde büyüme yakaladık. 2022'nin ilk 5 ayını geçen yılın ilk 5 ayıyla karşılaştırdığımızda ise %296'lık hacimsel büyüme, %138'lik de işlem adedinde bir artışımız var. Bu bağlamda bizim tarafta gelişmeler oldukça güzel. Peki şimdi anonsu da bahsettim. Hani Cepbus'lar çok gündemde, birçok kurumun da gündeminde ama hani bunun fiziksel POS alternatiflere göre avantajı ne? Cepbus'un kullanım alanları ve bu ürüne olan ilgi nasıl pazarda? Ya ilgiden başlayacak olursak benim itici güç olarak adlandırdığım 2019 pandemisiyle birlikte dünyada dijitalleşme biliyorsunuz çok hızlandı. Finans sektörü de bu dönüşümün öncüsü konumunda yer aldı. Yeni fintechler, yeni teknolojik gelişmelerle karşı karşıya kaldık. Tabii bu yeni nesil dijital ödeme çözümleri olan Cepbus'lara da kullanım kolaylıkları, maliyet avantajı ve müşteri deneyimi nedeniyle ilginin büyük oranda arttığını söyleyebilirim. Tabii Cepbus'lar ne sağlıyor işletmelere? Birden fazla banka anlaşmasına gerek duymuyorsunuz. Fiziki postlara gerek duymuyorsunuz. Tek bir uygulamadan tüm kartlara tek taksitli çekim avantajından yararlanabiliyorsunuz. Cepbus'lar fiziki postlara göre fiziki postlarda yer alan operasyonel maliyetler, sabit ücretler, hat bedelleri, kota tarif gibi sınırlamalara tabi değil. Bu ücretler bulunmuyor. Perakende noktalarında gördüğümüz postlu çoklu post karmaşasında da bir çözüm getiriyor aslında Cepbus'lar. Ayrıca klasik post rulolarındaki kağıt israfını da hem kendimiz adına hem üye iş yeri adına çevreci bir yaklaşımla önlemiş oluyoruz. Kullanım alanları noktasına gelecek olursak Alneo üzerinde bilgi verebilirim. Alneo'da şu an 68'den fazla sektör bulunmakta. En çok tahsilat yapan sektörlere baktığımızda mobilya, ev dekorasyon, giyim aksesuar, kapıda tahsilat alan işletmeler, otomotiv ve metal ürün toptan satıcıları bulunmakta. İlginin artması noktasında müşteri sayısı artışımızla da bunu teyit edebiliriz. Oldukça ilgi duyulan bir ürün olarak söyleyebilirim ülkemizde. Peki şimdi İnşa Ventures'ın biz biliyoruz sektörde birçok fintechle işbirliği yapıyor. Konuk oldular daha önce yayınımızda. Şimdi Param'la bir işbirliği içindesiniz. Param'da hani önde giren fintech şirketlerinden bir tanesi sektörde. Büyük işleri imza atıyorlar. Yakından takip ettiği sektörün bir şirket. Dolayısıyla bu işbirliğinin detaylarını alabilir miyiz? Tabii sizin ki açınızdan.
Şöyle aslında Inşa Ventures hem fintech girişim kurucusu hem de fintech geliştiricisi olarak hizmet ediyor. Tabii biz bu hizmetleri verirken fonksiyonel bağlantılarda hep güçlü işbirliklerini tercih ettik. Aslında sektörde işbirliği sayısı açısından da farklı bir konumda olduğumuzu düşünüyorum. Alanında uzman, en iyi pek çok fintechle işbirliğine gidip imza attık. Rekaberlik noktasında da biz buna çok inanıyoruz. Rekabetin yıkıcı etkisini ortadan kaldırdığına, birlikte büyümeye, sürdürülebilir faydaya hizmet ettiğini düşünüyoruz. 2014 yılında kurulan Türkiye'nin ilk elektronik para kuruluşu Paramile'de fintech işbirliğimiz Aineo'nun 2,5 yıl önce canlıya alınmasıyla başladı. Halen de Aineo'nun sanal post altyapısı sağlayıcısı olarak kendileriyle değerli çalışmamız devam ediyor. Biz burada Param'ın ödeme hizmetlerindeki güçlü deneyimi ve tecrübesiyle kendi alanımızdaki güçlü kaslarımız olan finansal ve teknolojik bilgi ve tecrübelerimizi birleştirerek büyümeyi hedefliyoruz. Birlikte büyümeyi hedefliyoruz açıkçası. Bu bağlamda örnek addedebiliriz yani Param ve Aineo arasındaki fintech işbirliğini. Peki İlknur Hanım, size döneceğim şimdi. Zehra Hanım'dan dedik ama bu işbirliği size ve sektöre nasıl katkı sağlıyor? Bu işle birliğiyle ilgili beklenti ve hedefleriniz neler sizin Param olarak? Tabii. Gerçekten çok büyük bir keyifle her platformda anlattığımız, gurur duyduğumuz, her geçen günde büyüyen müşteri sayısıyla, ortak müşteri sayısıyla aslında ne kadar doğru bir iş yaptığımızı teyit ettiğimiz güzel bir proje. Zehra'nın söylediği gibi rekaberlik, yani büyüme stratejinizde kazan kazan ilkeli ortak işler yapmaya Param olarak çok inanıyoruz. Ve büyüme stratejimizin merkezinde de bu yer alıyor. Çünkü her alanda yatırımı ben yapacağım, her alanda en iyi fonksiyonu ben göstereceğim demek bu çağda aslında çok realistik değil artık. Param 20'den fazla bankayla entegrasyonu olan, binlerce üye işyerinin, şirketin ödeme hizmeti aldığı, milyonlarca bireyin de ön ödemeli kartlar veyahut da cüzdan hizmetleri aldığı büyük bir ödeme platformu. Bunu yaşatabilmeniz için, iyi hizmet verebilmeniz için de güçlü bir teknoloji altyapısı gerekiyor. Biz dolayısıyla bu konuda oldukça iddialı kurumlardan bir tanesiyiz. Zaten lisanslı bir ödeme kuruluşuyuz. Bu faaliyetleri lisans kapsamında yapıyoruz. Ve grubun da bir dijital ödemeler ekosistemi var aslında. Farklı alanlarda yetkilendirilmiş, farklı sorunlara çözüm üreten şirketlerimiz var. Aineo'yla olan işbirliğimizde de bu az önceki rekaberlik kavramı çok önemli. Biz burada operasyon ve teknoloji altyapımızla aslında müşterilerimizin, ortak müşterilerimizin kolayca dijital ödeme çözümü deneyimine geçmesini sağlıyoruz. Uzmanlıklarımızı birlikte masaya koyarak. O yüzden son derece kıymetli bizim için ve rakamlar da gerçekten hani rekaberlik kelimesinin içini dolu dolu yaşattığımız, iyi bir iş yaptığımızı bizlere gösteriyor. Bu tarz işbirlikte iyi sonuçlar verdikçe sektöre de örnek olacak diye düşünüyorum ben de. Peki şimdi Inşa Ventures ile Aineo dışında başka işbirlikleriniz var mı ya da planlıyor musunuz oradaki diğer şirket olma hedefindeki ne diyelim ürünlerle fintech diye. Fintech ürünleri. Evet, evet. Gerek Aineo ile gerekse de diğer partnerlerimizle aslında hem e-para şirketimiz Param hem de diğer grup şirketlerimizin açık bankacılık ve bugünlerin popüler deyimiyle hani BNPL diye tarif ediyoruz. Şimdi al sonra öde diye Türkçeleştirdiğimiz kredi çözümlerimizle aslında bu işbirliğini daha da genişletmek istiyoruz. Burada belirleyici olan müşterilerimizin ihtiyaçları olacak. Biz bahsettiğim tüm bu ürün ve hizmetleri sağlayabilecek olan insan kaynağını ve teknoloji altyapısına sahibiz. Şimdi İknur Hanım, tabii içinden geçtiğiniz pandemi süreci sonuna geldik. Gerçi yani çok şükür diyelim. Evet. Umarım bir daha da karşılaşırız. Bu süreçte İnşallah. Her sektörde olduğu gibi birçok sektör değişim yaşadı. Ödeme sistemleri sektörü hani çok farklı bir yere geldi diye düşünüyorum Doğru. ben şahsen. Dolayısıyla sizden hani gelinen noktayı bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Ödeme evet. sistemleri sektörünün. Çok haklısınız. Çok zor bir 2 seneyi ömrümüzden aslında pandemi sebebiyle harcamış olduk. Belki bir konuda hayra vesile oldu ise diyelim. Ülkemiz adına da söyleyeyim. Bu temassız ödemeler, dijital ödemeler konusunda aslında sektörün birçok paydaşı uzun zamandır yatırım yapıyor. Bunların içinde düzenleyici otoriteler arasında yer alan BKM de yer alıyordu. Temassız ödeme yaptırabilmek, sanal post ödemesi yaptırabilmek, dijital çözebilmek konusunda. Aslında COVID bunları 2 sene içinde inanılmaz bir hızla bize öğretti. Dolayısıyla alışveriş deneyimimiz çok değişti. Hepimiz biliyoruz, sosyal mesafe zorunluluğu
ister istemez hepimizi dijital ödemeye itti. Biz şunu çok net görüyoruz, ülkemizde de çok ödeme çözümleri konusunda muhafazakar, daha geleneksel yapıda olan birçok marka ve grup bile bizleri arayıp nasıl bunu uzaktan ödemeye, dijital ödemeye çevirebiliriz konusunda ortak projeler için girişimde bulundu. O yüzden ben ülkemiz adına bu nakitsiz toplum, aslında paranın fiziki olarak dolanımı değil de dijital dolanımı konusunda önemli bir faydası olacağını ve önümüzdeki günlerde bunun çok faydasını göreceğimize inanıyorum. Peki Zehra Hanım, size döneceğim tekrar. Anneo'dan bahsettiniz, geldiği noktadan. Peki gelecek döneme ilişkin hedefler neler burada? Gelecek döneme ilişkin aslında biz ödeme sektöründeki teknolojik trendleri çok yakından takip ediyoruz. Hızlı aksiyonlar almaya çalışıyoruz. 2022 yılı hedefimiz 30 bin müşteri üzeri ve 3 milyar TL tahsilat üzeri kapatmak. Bu noktada bizim son hedef ve projelerimizi aslında pandemi ve regülasyon, son regülasyonlar etkiledi diyebilirim. Pandemiyle online kartlı tahsilat hacmi 2021'de bir önceki yıla göre %75 bir artışla 454 milyar TL'yi buldu. Ancak bu tüm kartlı tahsilatların sadece %25'ini oluşturuyor. Aslında gidecek çok daha fazla yol var. Hem cep post tarafında hem web post tarafında diye düşünüyorum. İknur Hanım'ın da söylediği gibi cashless society, nakitsiz toplum için toplam kart adedi artışıyla birlikte kartlı tahsilat kabul eden üye işleri sayısının da artması gerekiyor. Burada bir fırsat alanı var. O fırsat alanı da yeni COBİ tanımı değişikliğiyle net satış tahsilatı 5 milyon TL'yi aşmayan mikro işletmeler var. Fiziki posta maliyeti nedeniyle ulaşamayan bu kitlenin sadece %25'i post kullanıyor. Yani biz cep postların maliyet avantajı nedeniyle bu tarafta daha derinleşmeyi hedefliyoruz açıkçası. Bunun dışında BKM verilerine yine baktığımızda temassız işlemler bir önceki yıla göre 3 kat artmış. Tabii 290 milyarlık bir hacim oluşmuş. Bunun çok çok daha ilerilere gideceği aşikar. Biz de aynı olarak kullanıcılarımıza iyi bir deneyim, daha iyi bir deneyim sunma, kullanım alanlarımızı daha genişletmek amacıyla biz de temaslı ödeme çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz. Bunu da çok yakında duyuruyor olacağız. Regülasyonlar başlığına baktığımızda da VUK 509 kapsamında işletmelerin e-faturaya geçiş zorunluluğu ciro bareminde daraltıldı malumunuz ve 1 Temmuz 2022'de son geçiş süreci olarak belirlendi. Biz bu tarafta KOBİ'lerin e-faturaya geçişini kolaylaştırmak, onlara çeşitli avantajlar sağlamak adına sektörün önde gelen entegratör firmalarıyla anlaşmalar yapıp kampanyalar, sadakat kampanyaları ve değerli işbirlikleri yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. VUK 507 zaten cep postlar üzerinden e-fatura oluşturulmasını mümkün kılmıştı. Bunu da kullanıcılarımıza uygulama içerisinde dijital e-fatura deneyimini sunmak istiyoruz. Dolayısıyla uçtan uca dijital ihtiyaçları tek bir yerde toplayan bir uygulama hedefiyle ilerliyoruz. Peki İkran Hanım, paramın önümüzdeki dönem hedefleri neler? Çok aktif bir şirket. Hem satın almalar yapıyor, hem ortaklıklar yapıyor, işbirlikleri yapıyor. Kesinlikle. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde paramda neler bizi bekliyor? Param Türkiye pazardaki, lokal pazarındaki işbirliklerini büyütmeye her zaman açık olacak ve burada açık ara liderlik hedefimiz hala geçerli. Açık ara liderliği sadece rakamsal büyüklüklerle değil, en iyi müşteri deneyimi, en iyi stratejik ortaklıklarla büyüme gibi farklı başlıklar altında da aslında değerlendiriyoruz açıkçası. Hı hı. Ama Param'ın tabii ki lokal pazardaki, Türkiye pazarındaki başarısı ve iddiası kadar aslında önümüzdeki dönemdeki en önemli iddiası Avrupa pazarında yapacağı işlerde olacak. Param'ın aynı zamanda İngiltere'de de kurulu bir organizasyonu var. Yine o da lisanslı bir ödeme kuruluşu. Buradaki başarımızı biz Avrupa'ya da taşımayı hedefliyoruz ve şu anda bütün önceliklerimiz de biraz o konular üzerinde. Biz de özellikle yurt dışı tarafını yakından takip ediyor olacağız. Zehra Hanım, şimdi KOBİ'lerden bahsettik yayının başında ama biraz açmak isterim o konuyu. Son iki dakikamız. Dolayısıyla KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik ne gibi çözümleriniz var? Bugüne kadar KOBİ'lerin nereye yaptınız? Kapatmadan açarsak orayı biraz sevinirim. Tabii ki biz KOBİ'lerin aslında kart tahsilatı sorunlarını sanal post altyapımızla çözüyoruz. Temel bu. Aynı olarak tek bir uygulamada hızlı, güvenli, 7/24 online tahsilat imkanı sunuyoruz. İster yakın, ister uzaktan 4 farklı ödeme yöntemiyle tek taksitli çekim alternatifi sunuyoruz ve böylece farklı kartlardan tahsilat alabilme yeteneklerini artırarak aslında işletmelerin cirolarını artırmalarına da katkıda bulunuyoruz. Bunun dışında hızlı teknik destek süreçlerimiz var. Anında müşteri destek hizmetlerimiz oldukça iyi kalitede olduğunu söyleyebilirim. Müşteri memnuniyetine çok önem veriyoruz. Bu alanda hep daha üstüne koyma noktasında çalışıyoruz.
Anne olarak biz aslında KOBİ'lerin hep en yakın dostu olarak kendimizi konumlandırdık. Aneo'yu tüm dijital iş ihtiyaçlarını içeren tek bir uygulama yapma noktasında hedefimiz. Bunu bu bağlamda zaten sektördeki birçok fintech ve işletmeyle de oluşturduğumuz ekosistemde sadakat kampanyalarımız, işbirliklerimiz, iş ortaklıklarımız da devam edecek. Son bir dakika daha var. Orada da önümüzdeki dönem sektöre yönelik öngörülerinizi alayım kısaca. Sektöre yönelik öngörü kısmında aslında burada şeye değinmek lazım. Bence devrimsel bir karar var. 1 Ocak 2022 itibariyle dijital bankaların faaliyet esasları ve servis modeli bankacılığı hakkındaki yönetmelikte. Biz burada servis bankası noktasında bakacak olursak şu an uzaktan müşteri edinimi entegrasyonunu tamamlamış. Bankacılık ve finansal hizmetlerine dair tüm API'lerini tamamlamış, API platformları hazır olan bankalar bu yolculuğa avantajlı çıkacaklar. Albaraka olarak biz bu noktada çok güçlüyüz. Inşa Ventures olarak da fintech geliştirici misyonumuzla bu tip taleplere de cevap veriyor olacağız ki hali hazırda zaten bu görüşmeleri devam ettiriyoruz. Rekabetin artacağını düşünüyoruz. Arayüz sağlayıcıları artacak biliyorsunuz. Onlar da lisansa ihtiyaç duymadan bu hizmetleri verebiliyor olacaklar. Bu alan çok hareketli. Biz de Inşa Ventures olarak bu tarafta da varız demek istiyorum. Biz de yakından takip ediyor olacağız. Sizlere de katıldığınız için teşekkür ediyorum. Teşekkür finansal teknolojinin sonuna geldik. Bugünkü konuklarımız fintech alanında iki önemli şirketin işbirliğiydi. Örnek işbirliklerinden bir tanesiydi. Param Satış'tan sorumlu genel müdür yardımcısı İlknur Uzunoğlu ve Anneo direktörü Zehra Aksoy ile beraberdik. Konumuzda hem cep postlar hem KOBİ'lerin bu anlamda maliyet düşürücü finansal teknoloji ürünlerine olan ihtiyaçlara ve önemi ve fintech işbirlikleriydi. Kısa bir aranın ardından Güzem İlmaz piyasa hattında sizlerle olacak. Hoşçakalın.